işte Türk-Rus dostluğunun işi. Öyle olmalı. Öyle, öyle olacak. Öyle olacak. Onun koşulları var. Onun koşulları var. Merkezde Türk-Rusya. Çin falan da yanlar. Çin'in de destekleri. Beraberim. Çin'in başkonsolosu da. Evet, beraber. Yani kendi şeyle. Evet, güzel oldu. Rusya Günü İstanbul'da kutlandı. Rusya Günü resepsiyonuna Çin, İran ve diğer ülkelerin başkonsolosları katıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Sekreter Özgür Bursalı ve Merkez Yürütme Kurulu üyesi Şule Perinçek de etkinlikte davetliler arasında yer aldı. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi yöneticileri de resepsiyonda hazır bulundu. Etkinlikte konuşan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrei Bravov önemli mesajlar verdi. İnsanlık devrimci bir değişim çağını yaşamaktadır. Daha adil, çok kutuplu bir dünyanın oluşumu devam ediyor. Rus Başkonsolos, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'daki BRICS toplantısına katıldığını hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin BRICS ile temas kurma konusunda gösterdiği ilgiyi memnuniyetle not ediyoruz. Başkonsolos Andrei Bravov, Türk-Rus ilişkilerini ulusal kanala değerlendirdi. İlişkilerimiz çok iyi seviyede bulunuyor. Ekonomik ilişkilerimiz çok sağlam, bir ekonomik temelimiz var. İki ülkemizin siyaset adamları, yani liderlerimiz olsun, daha alt seviyedeki kurumlarımız olsun, yani çok iyi bir diyalogumuz var. Çeşitli konuları dostane bir şekilde konuşabiliyoruz. Çözümleri bulabiliyoruz. İşte asıl önemli olan her iki tarafta bununla ilgili iyi niyetin. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türk-Rus işbirliğinin kritik önemini vurguladı. Türkiye ve Rusya bugün emperyalizmden gelen her türlü planı göğüsleyen bir merkezde ve Amerika Birleşik Devletleri kaybediyor. Her yerde inişe geçiyor ve bu tabii Türkiye ve Rusya'nın işbirliği için çok elverişli koşulları geliştiriyor. Güneyimizde Filistin'in mücadelesi, kuzeyimizde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kahramanca mücadelesi, Türkiye'nin Amerika'nın güdümündeki çeşitli terör örgütlerine karşı mücadelesi, bu bir cephe oluşturdu ve bu cephe zafere ilerliyor. Ruslarla Türkler bir oldu mu dünyanın çehresi değişir ve Asya çağının zaferinde Türkiye ve Rusya'nın beraberliği tayin edici bir görev yapacak.